Merhabalar, tekrardan hoş geldiniz. Sayın Zorlu Töre bizimle. Onunla biraz sohbet edeceğiz. Böyle bayram arifesi. Bakalım neler söyleyecek. Çünkü meclisi dün kapattı ama meğerse kapanmıyormuş meclisler. Ben onu soracağım biraz da aslında. Siz de benimle beraber öğrenmiş olacaksınız. Evet, buyurun hep beraber hoş geldiniz diyerek Sayın Zorlu Töre ile sohbetimize başlayalım. Efendim günaydınlar, hoş geldiniz. Günaydın Haluk Bey. Halkımıza da günaydın diyelim. Hayırlı bir evet. gün dileyelim. Yarın bugün Arife, yarın bayram. Kurban bayramı tabii ki. Bayramlar her zaman güzeldir. İnsanların birbiriyle barışması gerekir. Hoşgörüyle birbirine yaklaşması lazım. Nezaketi elden bırakmamak lazımdır. Değil Nezaket mi? Kimseye kaybettirmez, kazandırır. Bunlara dikkat etmek lazım. Sabahleyin gördüm, Cumhuriyet Meclisi'ndeki bayramlaşmayı da verdiniz. Mesela ben milletvekilleri ve divan üyelerini, CTP'li, UBP'li hepsini de davet ettim. Çok iyi. Onlar da bayramlaşsınlar. Personelimizde yaklaşık 140 kadar personelimiz vardır polislerle birlikte. Bunun yanında yani sabahleyin biz bayramlaşacaktık ama Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin rahmetli Naci Talat'ı anma etkinliği vardı. Ve biz o etkinliğin de yapılmasını bekledik ve saati geriye aldık. Yani onlar da gelsinler diye. Yani tabii. Dolayısıyla ben meclis başkanı olarak bu konularda çok hassasım. Dikkatli tabii. olmaya çalışıyorum. Gayret olmaya çalışıyorum. Kucaklayıcı oldu bu şekilde. Tabii ki. Dolayısıyla bayramlaşmada hem Ulusal Birlik Partisi milletvekilleri vardı. Hem de Cumhuriyetçi Türk Partisi milletvekilleri tabii, ve tabii. divan üyeleri de. Tabii. Hatta yardımcımız bile olmayabilirdi. Yani eğer Sayın Özdenef olmayabilirdi eğer geri çekmeseydiniz vaktini. Güzel bir şey. Yani, ne kaybı? Yani ben hayır 9.30'da başlayacak bu bayramlaşma desem yani neticede hoş olmazdı. Madem ki Cumhuriyetçi Türk Partisi'nden haber geldi biz anma etkinliğine gideceğiz. Bunu daha sonraya alabilir miyiz? Ben de hay hay tabii ki dedim. Yani her zaman bu şekilde anlayış gösteriyorum. Ne kadar güzel. Hep de şey onları çok özlüyoruz ve benim de temennim bu defa bayramda eski bayramların tadında bir bayram olsun diledim. Tüm izleyicilere. Çünkü onları özlüyoruz değil mi? Hakikaten yani elektroniklerde geçiyoruz. İşte Facebook'larda ve öbürlerinde ben kullanmıyorum çoğunu ama Instagram'larda şurada burada herkesi kutlayacağız, güzel mesajlar yazacağız ama o hakiki dostlara, akrabalara dokunamayacağız, görmeyeceğiz, konuşmayacağız ve bir bayram daha böyle geçecek ve birazcık daha mesafe koyarak, uzaklaşarak bu çok sevdiğimiz insanlardan. Yani bayramlarda önce hısım akraba bir araya gelmeli, birbirleriyle tabii. bayramlaşmalı. Kurban kesilecekse bu paylaşılmalı. Önce akrabalar arasında, sonra fakir, fukara, komşu onlar arasında paylaşılmalı. Bunlar yapılmalı tabii ki. Bazen ben çok gıpta da ediyorum yani. Mesela çok insan, ben annem babam Türkiye'de, dolayısıyla kurban kesmeye, bayramlaşmaya gidiyorum veya kurban için Türkiye'ye gidiyorum. Ailemin yanında kurbanımı keseceğim. Yani ailesinin bir kısmı orada. Ben diyorum ki yani ne kadar güzel. Yani neticede bunlar da güzel. Eskiden de bayram geldiği zaman biz sabahleyin kalkardık önce. Rahmetlik annem, rahmetlik nenem mesela bize banyo yaptırırdı. Bir gün önceden rahmetlik babam bizim ayakkabıları şeyle dikerdi ve üstünü boyardı. Söküpleri dökerdi. Ve işte tabii. elbiseler varsa yeni alınan elbise yoksa tabii. eskiler yıkanır tabii. bir şey yapılır. Eskiden tabii, böyle elektrikli şeyler de yoktu. Ütüler de yoktu. Kömür sobasında ütülerdi şeyleri. Elbiseciklerimizi ütülerdi. Hatırlıyorum. Çok kardeşlikte biz 10 kardeşlik. Tabii, kolay da değildi tabii. Yokluklar, sıkıntılar, çaresizlikler de vardı o yıllarda. Ama yine de bayramlar çok daha güzel karşılanırdı. Onu tabii, ifade etmek heyecan isterim. Vardı, şey vardı. Fırında işte şeyler, tatlılar yapılırdı. Ekmekler, çörekler, zeytinliler konu komşuya dağıtılırdı. Önce köydeki imama, köyde öğretmen varsa, öğretmen ve imam varsa önce onlara gönderilirdi. Sonra daha fakir insanlara, onlara gönderilirdi ama gayet iyi hatırlıyorum. Öğretmen ve köyün imamı öncelikliydi daima. Onlara tabii. önce onlara tatlı gönderilirdi, çörek, ekmek. En saygın onlardı. En saygın onlardı köy yerinde.
Bunlar yapılırdı. Yani gerçekten, ama bugün yine aynı güzellikte devam eden köylerimiz, yerlerimiz vardır. Yani tabii, şehirlerde tabii. Belki biraz azalma oldu bazı şeylerde veya şimdi cep telefonuyla görüntülü bir şekilde Amerika'daki akrabasıyla görüntülü bir şekilde bayramlaşıyor. O neredeyse uzayda akraba olsa uzaydaki akraba cep telefonundan görüntülü olarak 10 dakika yarım saat konuşabiliyorlar. Evet. O zaman bunun aslında artısı da var diyelim, değil mi? Çünkü eskiden bir bayramda bir Almanya'daki bir dostla İngiltere'deki bir aile şehrinde konuşamazdık ama şimdi konuşabiliyoruz. Yani benim baba ailemden 5 kardeştiler. Bir tanesi hayattadır şu anda. O da İzmir'de oturuyor, Kazım amcam. Tabii onların da bayramı kutlu olsun, herkesin kutlu olsun. Her bayram geldiğinde veya yılbaşı geldiğinde mutlaka karşılıklı görüntülü olarak arayıp onun, işte onun elini öpüyoruz diyoruz ve bayramlarını kutluyoruz. Yani neticede hayatta kalan en büyük şeyimiz o. Yani benim tarafından, hanımın tarafından büyükler vardır. Neticede bu şekilde de bayramlaşma yapmaya çalışıyoruz. Evet. Bir de şeyi hatırlarım, bayramlarda mesela biz camiye de giderdik hiç. Yani her cumada olmasa veyahut da her gün olmasa namaz kılmak, ama bayram namazları çok önemle alınırdı ve muhakkak bayram namazları olurdu. Camiye yani olurdu. Biz çok şanslıydık. Köyümüzdeki öğretmen ayrıca yani o zaman imamlık da yapıyordu ve çok duyarlıydı. Ve cuma günü geldiğinde bize babana git söyle diyordu. Hemen işi bıraksın, bahçedeyse bahçede, hayvan otlatıyorsa, tarla sürüyorsa veya neredeyse. İşte cumayı okumaya gidiyorum, ön ezanı okumaya gidiyorum. İşte hazırlansınlar, gelsinler diye. Dolayısıyla bizi böyle ta ilkokuldayken böyle camiye gitme alışkanlığımız oldu. Ta o zamandan oldu. Sonra göçmen gittik. Vuda köyüne gitmiştik. Yani bugün Akovaların oturduğu köye. Oradaki öğretmenimiz de çok inançlı birisiydi. Bizi mutlaka cuma günleri veya Ramazan ayı geldiğinde, teravih namazı olduğunda teşvik ederlerdi. Camiye gidelim. Benim rahmetlik anneciğim, rahmetlik neneciğim, onlar da çok inançlı insanlardı. Rahmetlik babam da camiye gider, bazen müezzinlik de yapardı. Ezan okurdu. Tamam, sizin aile. Dolayısıyla biz gidiyorduk yani camiye de gitme alışkanlığımız da o zamandan vardı. Yani biz şu anda hayatta olan kardeşlerin çoğu ya umreye ya da hacca bile gittiler yani kardeşlerim. O güzel. Dolayısıyla inançlı olmak insana daima güç verir, huzur verir. Tabii. Mutluluk verir, şükretmeyi öğretir. Evet. Şükretmeyen insan hiçbir zaman mutlu olmaz Haluk Tabii. Bey. Dolayısıyla şükretmenin kötüsü vardır. Dolayısıyla daha iyi istemek, daha iyi olmaya çalışmak, gayret etmek, işte sağlığın bozuksa sağlığına kavuşmak için çare aramak. Tabii. Elbette insanın görevidir yani, kendini Tabii. koruması lazımdır. Yani sadece ben Allah'a sığındım, öyleyse ölürsem öleyim. Akıl sana, hasar, öyle akıl bir şey yok. Allah öncelikli olarak. Tıbbiye ta Peygamber Efendimiz'in zamanında da vardı yani tıbbiye. Dolayısıyla sağlık arayışları o zaman da vardı. Tabii. Dolayısıyla ama şükürden kaçarsak mutsuzluk üzerimize çöker, Tabii. huzursuzluk üzerimize çöker ve çevremizi de rahatsız ederiz. Mutsuz insan çevresini de huzursuz eder, çevresini de rahatsız eder. Onun için daima şükretmek lazım. Ben bu stüdyoya girerken içeriye besmele ile girdim, kötü mü yaptım? Yatağımdan inerken Bismillahirrahmanirrahim dedim. Allah'ım sabah olduk. Kalktım, giyindim, yürüyüşümü yaptım. Eve geldim, kahvaltımı yaptım. Televizyonu açtım, sizi dinledim. Vaktimi bekledim. Yani şükürle ve besmeleyle yola devam etmek insana daima huzur verir, mutluluk verir, güç verir. Yani en azından yaşadığın bir sıkıntın varsa bile Cenab-ı Allah sana o sabrı mutlaka verir. Sabır, Allah'ım güç sabır. Güç diyorsunuz da güvenilir yapar insanı. Şükür eden, dini bütün olan ve güvenilir yapar. Sizin de güçlü yanınızdan bir tanesi de bence odur Zorlu Bey. Güvenilir insansınız. Politikanız, siyasetiniz
bazıları hem fikirdir, bazıları değildir. Çok normal. Değil. Normal. Ama sizi güvenilir yapar. Bu da çok önemli. Yılların başarısı da bence oradan gelir. Güvenilir bir insansınız. Yaptığınız işte, güttüğünüz yolda evet. Güvenirlik önemli. İnsana değer vermek, yaratılanı yaratandan ötürü sevmek lazım. Değil mi? Ne güzel. Fikirleri, düşünceleri insanların farklı olabilir. Beş parmağın beşi bir olmadığı gibi. İnsanlar da farklı olabilir, farklı nüansları olabilir, farklı karakter yapıları olabilir. Ama beni böyle seveceksen olduğum gibi kabul et. Orhan Gencebay mı? Evet, aynen. İşte yaratılanı yaratandan ötürü sev. Mesela bu da çok önemli. Dolayısıyla insanları olduğu gibi kabul edeceksin. İlle de ya senin evet. gözünün üstünde ben bu kaşığını beğenmedim canım. Yani o kaşığı o insanın öyle. Yani o gözü öyle. Yani o yanağı öyle veya o saçı evet. öyle yani. Evet. İlle de kusur arayacaksan önce aynaya bak, kendine bak. Kendinde de bir hayli kusurlar bulabilirsin o zaman. Evet. Dolayısıyla insanları sevmek lazım. Sevgi her şeyin başıdır. Her evet. engeli aşar. Gerçekten bunu uygulamak lazımdır. Ne kadar güzel. Sayın Atalay sitem edecek bana. Benimle bu kadar şey din, sevgi konuşmadın diyecek bir şekilde. Ama bu bir bayram arifesi. Onun için siyasetten biraz uzak kalmak istiyorum. Bakalım kalabileceksek. Evet. Şeyi sormak istiyorum size. Biz tamam meclisi kapattık ama bizim meclis hakikaten, çünkü ben bilmiyorum. Meclis kapandı deyince siz çıkarsınız oradan, kilidi vurursunuz. İki ay, üç ay sonra açılması gerek. Gerektiğinde gene polis eşliğinde kilidi açarsınız meclisi. Ne olur bu meclis kapandığında? Ya hiç öyle değil yani. Mesela mecliste güvenlik bakımından 20 tane polis var görevli. Onlar görevlerine nasıl normal zamanda devam ediyorlar yani aynı şekilde. Mecliste yaklaşık 130 kadar memurumuz vardır ve çalışan işçimiz vardır. Memur ve işçi statüsünde. Temizlik işçisi de var. Bunlar da her gün mesaiye devam ederler. Ben meclis başkanı olarak zaten her gün mesaiye gidiyorum ve herkes meclisten ayrıldıktan sonra da meclisten ayrılıyorum. Yani daha erken bile ayrılmıyorum. Yani o kadar çoğu zamanım hep böyle geçiyor. Çok olağanüstü bir durum olur da biraz erken çıkarım da geri yani, dönemem. Bu ayrı bir konu. Hem mesai saatler dışında çalışıyorsunuz, bir de meclis kapandığında yine meclise mi gidiyorsunuz? Meclis kapalı olduğunda yani meclis zaten açık. Genel kurul hariç her gün meclis vardır zaten. Dolayısıyla ben gidiyorum. Kendi odamda, başkanlık odamda oturuyorum. Orada tabii ki işlerimizi yürütüyoruz. Gelen giden misafirleri karşılıyoruz. Personelle, müdürlerle çalışmalarımızı yürütürüz. Tabii. Komitelerdeki çalışmalar tabii. devam ediyor. Dolayısıyla komiteler... Vekilliğinize gelen sorunları... Herhalde tabii hallediyorsunuz. Ki. Tabii ki yani bitmiyor yani neticede meclise ziyaretler de bitmiyor. Vatandaş ziyaretleri de bitmiyor. Sivil toplum örgütlerinin ziyaretleri de bitmiyor. Ayrıca meclisteki işler de bir noktada bitmiyor. Bir de meclis evet. kapandıktan sonra yeni döneme hazırlık zaten kapandığı günden tekrar başlıyor. Çünkü meclise alınmış... İvedilikle görüşülmesi kabul edilmiş yasalar var ve ivediliği alınmadan üçüncü görüşmesi kalmış yasalar vardır. Bunlar görüşülmeye yine devam ediyor. Yani komitelerde görüşülmeye devam ediyor. Bakın bunu mesela ben bilmiyordum komitelerin devam ettiğini. Geçen sene, geçen defa da yaptılar. Komiteler çalıştı ama o şeydi yani konsantre bir efordu. Yani çalışalım, bitirelim gibisindendi. Ama bu demek her defasında bu böyle oluyor. Her tabii kapandığında ki. Çalışmalar bir şekilde devam ediyor. Tabii ki meclis açıktır. Komiteler de gelip çalışıyorlar. Temposunu kaybediyor ama meclis memurları ve meclis başkanı olarak ben tabii ki sürekli meclisteyim. Yani her gün saat 9 ortalama 9'da gidiyorum. Meclis mesai bitiyor. Ben hala daha ondan sonra meclisten ayrılıyorum. Enteresan. Yani memurlarımız diğer şeyler ayrılıyor. Ben çoğu zaman onlardan sonra ayrılıyorum. O zaman buradan yani, zorlu soruyu bulmak istiyorsanız meclise gidin. Mesai saatler dışında oradadır. Mutlaka oradayım. Yani zaten meclisteki bizim mesaimiz bittikten sonra yani normal bir milletvekilinin mesaisi bitmiyor. Yani halkla ilişkileri bitmiyor. Tabii aslında. Yani geçen gün mesela bir üniversitemizin mezuniyet töreni vardı. Mezuniyet töreninden sonra da 5 ayrı yerde düğün davetiyem vardı.
Aman Allah'ım. 3 tanesine gidebildim, 2 tanesine yetişemedim. Yetişemediklerim için de üzüldüm. Çünkü insanlar beni gelip davet etmişler, düğünümüz vardır diye. Ben de mümkün olduğu kadar gayret gösteriyorum. Madem ki davet aldım, o davete katılmam lazım. Saygı gereği, kendime saygı. Tabii. Önce tabii. Kendime saygı, sonra beni davet edenlere karşı saygı tabii, gereği. Önemli. Katılmam lazımdır diye düşündüm ama yetişemedim. Mesela bazı gün 4 tane düğüne yetişiyorum, 5 tane düğüne, 3 tane düğüne yetişiyorum ama akşam üzeri de başka etkinlikler var. Mesela bu sıralar hem Sivil Savunma Teşkilatı'nın 60 yaşı tamamlayanlara tabii. verdiği sertifikalar vardı. Mesela Sayın Yılmaz'ın burada olduğu zaman da eminim düğüne katılmak imkansızdı o zaman da. Tabii ki Cevdet Yılmaz Bey tabii ki bizi de ziyaret etti ama Cevdet Yılmaz Bey'in ziyareti ayrıca tabii ki meclis binalarını ve Cumhurbaşkanlığı binalarının Hı. yapımını ziyarete ben katıldım. Onun dışındaki muhatabı Sayın Başbakan'dır. Hı hı. Cumhurbaşkan yardımcımızın. Onlarla devam ettiler çok daha fazla. Cumhurbaşkanımızı da ziyaret etti tabii ki Cevdet Yılmaz Bey haliyle. Ama tabii ki Türkiye'den bir anavatandan bir misafirimiz geldiğinde, devlet büyüğü geldiğinde tabii ki mesaimiz daha da artıyor, şekilleniyor. Tabii. Ama yani bu ara üniversitelerin mezuniyet törenleri var, liselerin mezuniyet törenleri tabii, var. Onlara katılıyoruz. Liseler de davet ediyor şimdi, üniversiteler de davet ediyor. Bazılarına katılabiliyoruz, bazılarına katılamayız. Yetişmiyor. Aynı saatlerde birden fazla etkinlik oluyor. Yani bir tanesine, iki tanesine gidersin. Ertesi akşam yine vardır. İşte ama mümkün olduğu kadar. Kısmet ne kadarsa evet, gidip katılıyoruz yani. Davetlere katılıyoruz. Yani evet. geçen gün 20 Temmuz Fen Lisesi'nin töreni vardı. Oraya katılamadım. Çok da üzüldüm. Çünkü 20 Temmuz Fen Lisesi'nin ismi daha önce Lefkoşa Türk Lisesi'ydi. Tabii. Ve ben son 2 yılımı Lefkoşa Türk Lisesi'nde Hı. tamamladım. Mezun olduğum bir okul. Duygusal bir şey. Tabii ben de oradan mezun oldum. Evet. Ama tabii ki İlim Üniversitesi de o gece davet etti. Ona mı gideceğim, ona mı gideceğim? Daha başka bir etkinlik var. Daha sonra düğünler vardır. Bir tercih kullanmak mecburiyetinde kaldım. Üniversiteye gitmeyi tercih ettim netice olarak. Oraya gidemedim. Ama aynı gece mesela 15 Kasım Üniversitesi'nin mezuniyet törenine gittim. Onu bitirdikten sonra biraz erken kestim. İlahiyat Koleji'nin mezuniyet törenine de yetiştim. Oradan bittikten sonra 3 tane de düğüne gittim. Yani Allah bunlar Allah. Hepsi de 3-4 saatin içinde olan şeyler Allah yani Allah. Neticede. Dolayısıyla gayret ediyoruz. Yani halk... Ama eve girdiğinizde hanım sizi hala daha tanıyor yani. Ya hanım bana nerede kaldın demiyor. Yani bazen 12'ye geçen akşam 12'ye çeyrek kala gelebildim ve iki düğünü de yetişemedim. Yani çok büyük. Çünkü Gazimağusa'da en son düğün. Orada tebrik ettim. Kaplıca'ya gittim. Bizim korkunç. Dom Otel'de bir düğün vardı. Ona katıldım. Lefkoşa ve Güzelyurt'taki düğüne yetişemedim. Çok da üzüldüm yani çünkü katılmayı düşünüyordum yani netice olarak tabii, ama tabii. program tabii. çok kalabalık. Kısmet bu defa yani öyle olmak lazım. Yani hayırlısı yani. Olsun. Tabii. Ben insanların mutluluğunu da acısını da paylaşmaya çalışan evet. bir kişiliğim vardır. Bu çocuk yaşlardan gelen bir alışkanlıktır. Yani politikacı oldum, siyasetçi oldum da onun için yapıyorum. Öyle bir şey yok. Bazıları çok karıştırıyorlar bu konuyu. Halbuki doğru değil. Her zaman insani değerlere, hümanist düşüncelere önem vermek lazımdır. Zaten geçici olsaydı bir yerde dururdunuz, modası geçerdi, yani. Gitmemezlik yapardınız. Bu yıllarca bunu yapıyorsunuz. Onun için yani bu içten gelen bir davranış evet. şeklidir bence. Peki yani bir şeyin meclisin çalıştığına sevindim. Yani bu belki bizi dinleyen bazıları için ya biz bilirdik falan diyecekler ama hakikaten bir sürü dinleyicimiz var. Meclisin hakikaten kapandığını zannedenler var ama en azından meclisin kapalı dahi olsa arka planda çalıştığını, fokurdadığını bilsinler istedim Abi. Orada. Çünkü önemli. Peki yani bir seçimi atlattık. Yorgunuz, herkes yorgun. Herkes bir fikri var, bir analizi var, işte şu oldu, bu oldu falan gibisinden. Şimdiden tabii Sami Özüstü'ye biz başarılar diledik evet. buradan tabii ki de. Fakat sizden ufak bir yorum alabilir miyim? Yani seçimlerden bir sonuçtan mutlu musunuz? Katılımın mesela oranları çok düşük. Burada bir çerçeveye koyar mısınız? Yani katılımın düşük olmasından dolayı üzüldüğümü ifade etmek evet. istiyorum. Çünkü %29.92
katılım, %30'un altında bir katılım, %30. Yani seçmenin 1/3 bile gitmedi sandığa. Yani 1/3 gitse %33.33 olacak. %33.33 olması lazımdı. O kadarı da katılmadı. Yani bunların mutlaka sebepleri var. Tabii ki seçimi kazanan Sayın Sami Özuslu ve Cumhuriyetçi Türk Partisi netice olarak kazandı. Ama bir zafer elde etmedi. Dün ben Yeni Düzen gazetesini gördüm. Zafer CTP'nin ama bir zafer yok orta yerde. Çünkü geçen sene 2022 yılında yapılan seçimlerde CTP'nin oyları çok daha fazla yüksekti. Aldığı mühür oranda ama mühürleri ciddi oranda onun da düştü. Ulusal Birlik Partisi'nin mühürleri de düştü. Ama neticede demokrasi bu. Kim daha çok oy alırsa o milletvekilliğini kazanmış olur. Ama zafer elde etmiş değildir. Pehlivanlık elde etmiş değildir. Dolayısıyla yani böyle bir çağrı yapamaz. Yani erken seçime buyurun falan. Yani seçmen bütün siyasal partilere aslında bir mesaj verdi. Demokrasiye de bir mesaj verdi yani seçmen kitlesi. Böyle oturup değerlendirmek lazımdır. Bütün siyasal partiler bunları değerlendirmesi lazım. Ben kazandım öyleyse gözüme perde indireyim. Yok öyle bir şey. Kazandınız ama pehlivan olmadınız. Yani zafer de elde etmediniz. Oylarınızda da ciddi bir düşüş vardır. Ama tabii ki Ulusal Birlik Partisi'nin oylarında çok daha büyük bir düşüş olduğu için katılım yönünden de düşük. Ama Ulusal Birlik Partisi'ne 2022'de verilen oylara bakıldığı zaman da çok ciddi bir düşüş vardır. Onun için bütün siyasal partiler bunu değerlendirmesi lazım. Demokrat Parti'nin oylarında da düşüş var. Yeniden Doğuş Partisi'nin oylarında da düşüş vardır. Ama neticede katılanlar seçimi belirliyorlar. Katılmayanlar değil. Ama katılmayanlar niye katılmadı diye siyasal partiler mutlaka bunu analiz etmelidirler, incelemelidirler ve kendilerine ona göre önümüzdeki dönemde nasıl bir siyaset yürütecekler bir karara varmalıdırlar. Yani bir takım şeyler üretmelidirler, projeler üretmelidirler. Evet. Bir takım yeni komiteler oluşturmalıdırlar ve ona göre çalışma yürütmelidirler. Dolayısıyla sadece Ulusal Birlik Partisi değil, Cumhuriyetçi Türk Partisi de diğer siyasal partilerde bence bu katılımın düşüklüğünü ciddi bir şekilde değerlendirip ona göre ne yapacaklar? Herkes kendine göre bir çalışma düzenlemelidir, hazırlamalıdır. Tabii. Bir dosya hazırlamalıdır geleceğe yönelik. Tabii, çok çok yakın zamanda. Zaten bilhassa UBP için, yani bütün partiler, haklısınız, bütün partiler bunu yapması lazım. Ama bilhassa UBP için de galiba bu önemli olacak. Çünkü UBP çok yakın bir zamanda da kurultaya gidecek. Zamanıdır anladığım kadarıyla, Kasım gibi. Zaten bir kurultay hazırlığı olacaksa her taraftan analizler ortaya çıkacak zaten. Ve kurultaylarda genelde işte yeni başkanlar seçilir, yeni üyeler seçilir, MYK üyeleri şudur budur. Yani onlar seçileceği için dolayısıyla herkes her şeyi tekrardan hesaplayacak gibi geliyor bana. Onun için en çabuk bu analizi yapıp da bir şeyleri devreye sokacak olan UBP olacak gibi ya geliyor. En örgütlü parti Ulusal Birlik Partisi'dir. Tabii Cumhuriyetçi Türk Partisi de örgütlü bir partidir ama Ulusal Birlik Partisi'nin örgüt yapısı hepsinden daha iyidir. Fakat bu örgütler neden bu defa başarılı olamadı? Gibi biliyorsunuz değişikliğe gidiyorlar gene hiyerarşi açısından. Küçük değişikliği şeklinde bir durum var söz konusu ama bu tabii daha çok tartışılacak diye düşünüyorum partide yani. Çünkü Özgür Gün'ün getirdiği bir değişiklikti bu yanılmıyorsam. Delegelerle alakalı. Divan başkanı bendim yani üye sistemine geçildiğinde divan başkanı bendim o tüzük kurultayında. Üyelik sistemi aslında çok iyi bir sistemdir ama çok suistimal edildi bu sistem. Çünkü bazıları kendilerine avantaj sağlasınlar diye parti içerisinde UBP'li olmayan insanları bile üye kaydettiler. UBP'ye oy vermeyen hayatta insanları bile gidip üye kaydettiler. Sırf sadece ön sıralamada veya bir genel başkanlık yarışında daha öne çıksınlar diye bunlar yapıldı. Bunlar doğru değil tabii. Çok şişirme bir üye sayısına ulaştık. Halbuki sandığa gitmeyen, UBP'nin kurultaylarına katılmayan bir aile üye vardır. Bunları aslında tespit edip çıkarmak bence daha doğruydu ama tabii ki tüzük kurultayı olacaksa da yeni bir sistem getirilecek.
Ben tabii ki zorlu töre olarak ona da saygı duyarım netice olarak. Hatta yani Cumhuriyet Meclisi'nin başkanıyım. Dolayısıyla ben parti içindeki yaşanacak bir takım sıkıntılara karşı da mesafeli durmam gerektiğine inanan birisiyim. Çünkü milletvekilleri de haliyle bir taraf olacaklar. O taraf olurken de ben onlara sıkıntı yaratmamalıyım. Hı. Yani ben onların hedefi haline gelmemeliyim diye düşünüyorum. Hı. Dolayısıyla parti içinde yarışlar da her zaman olur. Yarış olduğu zaman Ulusal Birlik Partisi daha canlı, daha diri hale gelir. Evet. Dolayısıyla kurultay ne zaman olur onu şu anda kimsemiz bilemiyoruz. Partinin yetkili organları bu konuları tartışacak. Parti meclisi var, genel yönetim kurulu var, milletvekili grubu var. Bunlar bu konuları tartışacaklar. Tabii. Ve öne getirme ihtimalleri var mı? Bunları öne getirme ihtimalleri var mı? Bunu tabii ki yaşayacağımız bu süreç belli edecek yani. Şu anda ben öne gelir gelmez söyleyemem. Evet. Ama Ulusal Birlik Partisi tüzüğüne göre 2 yılda bir kurultay yapar. O 2 yıl bu sene Kasım ayının ilk haftası olur. Eğer 2 yıl değilse kurultay, 2 yıl olmayacaksa 3. yılı da kullanabilir. Çünkü siyasal partiler yasası diyor ki bir siyasal parti en geç 3 yılda, 3 yılın sonuna kadar kurultayını yapar. Yapmazsa seçime katılamaz. Yüksek Seçim Kurulu o parti hakkında soruşturma başlatır. Sistem bu. Dolayısıyla yani bizim kurultayımız bu sene Ekim ayının sonunda veya Kasım ayının başında yapılır mı? Yoksa gelen sene Ekim'in sonunda, Kasım'ın başında mı yapılır? Bu parti içerisinde evet, konuşulacak konulardır. Bunlar konuşulacak. Ne olur bilemem. Ya da parti içerisinde beklenmedik farklı durumlar çıkabilir. O zaman yine parti ne yapar? Ona göre kararlar üretilir. Genel yönetim kurulu, parti meclisi kararlar üretir. Tabii ki genel kurultaydan sonra en yetkili kurul parti meclisidir. Dolayısıyla parti meclisi devamlı toplantılar yapar ve durum değerlendirmesi yapar. Şu ana kadar partimizin yetkili organları devamlı toplanıyor yani netice olarak. Aslında Cumhuriyet Meclisi de bakarsak hükümetin performansı neydi? Doğruya doğru ben meclis başkanı olarak hükümetin performansı çok iyiydi. Yani nisap konusunda da durumu çok iyiydi. Evet. Mecliste hükümetin. Çünkü hükümette nisap sıkıntısından dolayı meclisin çalışmadığı gün hemen hemen yok. Yani ben 14-15 ay oldum meclis başkanıyım. Hemen hemen öyle bir durum söz konusu olmadı. Gecikmeli açılma zamanları oldu. 1-2 defa muhalefet yardımcı oldu. O da nisaba katkı sağladı. Ama genellikle 29 milletvekili devamlı nisap sağladı yani. Mecliste evet. Ve çok önemli yasaları da biliyorsunuz meclis görüştü ve karara bağladı. Yani bugün hal yasasında daha yapılacak çok şey var ama o hal yasası 15 senedir konuşulur ve geçmezdi. Ama şimdi geçti. Aynen. Yani elektrik yasasıyla ilgili Türkiye ile kablo bağlantılı deniz altından bu yasa geçti. Öğretmenler yasası geçti. Yani çok önemli yasa, belediyeler yasası reform şeklinde geçti. Daha iyisi olabilir mi? Muhakkak daha iyisi olabilirdi yani. Evet. Benim gönlüm arzu ederdi ki 18 belediye değil de 12 belediyeye düşsündü bu iş. Yani bu olmadı diye, yapılmadı diye bir şey yok. Bir şeyler yapıldı yani. Bir şey yapıldı yani. Neyse de adımlar atıldı. Onun için hükümet mecliste nasıldır diye sorarsanız bence hükümet mecliste yasa konusunda tamamdır. İyi bir görünüşü var. İyi bir görüntüsü vardır yani diye ifade edin. Nisap konusunda bir sıkıntı var mı? Nisap konusunda da bir sıkıntı yoktur. Yani 29 milletvekili bazen işte 25 olduk, 24 olduk da nerede 1-2 milletvekili daha nerede kaldı? Çünkü 1-2'si de yurt dışındadır. Yani mesela şu anda yurt dışında olan milletvekili Talip Atalay Bey'in bir yakını rahmetlik oldu. Yurt dışındaydı. Dün o yoktu mesela. Oğuzhan Hasipoğlu Avrupa Parlamentosu toplantısına gidip katıldı. Dolayısıyla dün Ulusal Birlik Partisi'nin 26'sı yoktu. Ama tabii ki ana muhalefet partisinin anlaşmalı olarak oy birliğiyle geçecek olan yasaları dün koyduk. İvedilikleri istedik. Onlar da dün destek verdiler. Ama netice olarak nisap konusunda da
hükümet sınıfta kalmış değildir. Onu ifade etmek evet. isterim. Uygulamada yani hal yasasıyla hala daha böyle bir uygulama problemi falan var. Var. Bir de anlatımda yani sanki yeteri kadar bu konu deşilmiyor. Mesela ben muhalefette gördüğüm kürsülerde dışarıda bir şekilde vakit buluyorlar ve insanların kafasına vura vura yapmadıkları işi bile anlatabiliyorlar. Ama bizde konuşma ikna etme sanki daha az UBP'de gibi. Yani bu konuda muhalefet daha iyi iş götürüyor. Yani bu konuda hemfikirim sizinle. Muhalefet partisi kendine yandaş bir takım medyayla bu işleri daha iyi yürütüyor. Gerek sosyal medya gerek yazılı basın olarak daha iyi götürüyor. Zaten o şartlarda çok müsait. Çünkü bir Covid dönemi geçirdik. Rusya'nın Ukrayna'ya savaş ilan etmesi dönemi vardır. Arkasından asrın depremi geldi. Bunlar çok büyük felaketler. Ya, dolayısıyla Türk lirasının değer kaybetmesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bütçesinin kendi kendine yeterli olmayışından kaynaklanan bir hayli sıkıntılar da yaşıyoruz. Tabii. Dolayısıyla ama yine de ülkede çok güzel şeyler de oluyor. Yani olmuyor diye bir şey yok. Bazı yerlerde tıkanıklıklar var ama mesela Hamitköy'ün arka tarafı bulunduğumuz yerin bu arka tarafından bir çift yol yapıldı. Yani bunlar güzel şeyler. Yine Karpaz tarafında yollar yapıldı. Çok güzel. Havaalanı bitirildi. İnşallah 20 Temmuz'da açılımı falan da yapılacak bunun. Acil durum hastanesi yapıldı. Yani bunlar önemli olaylardı. Lefke yolu açıldı bu dönemde. Yine Alsancak'taki yol bitirildi. Orada çok büyük tıkanıklıklar vardı. Dolayısıyla güzel icraatlar da var. Ama tabii ki okullarımız yıllardan beri bakıma ihtiyacı vardı. Ama bu deprem dolayısıyla bunları bir kontrol edelim. Çok ciddi eksiklikler çıktı. Tabii. Ama bunu tabii ki bazı öğretmenler sendikası özellikle bunları bahane yapıp grev sebebi yapıyor. Aynen. Veya eylem sebebi yapıyor veya protesto sebebi yapıyor. Aynen. Bunlarda da çok ciddi haksızlık vardı. Bu tür ama strateji şeyler. Olarak, politika olarak çok şeyler, ustalar bu konuda bence. Yani şapkamı çıkarırım. Çünkü bu eksiklikleri gösteriyor okullarda, grevlerini yapıyor, haykırıyor, bağırıyor, her yerde geçiyor. Hükümet de dönüp de yaptığı zaman işte bizim sayemizde bu da yapıldı oluyor. Şimdi hükümet artık inisiyatifi elinden kaybetti, okullardaki problemleri bir çözdük diyebilen hükümet kalmıyor orada. Tam aksine şeydeki muhalefetteki diyor ki işte bizim çabalarımız sonucu mecbur ettik yaptılar ama yaptıran biziz gibisinden bir görüntü gösteriyorlar. Hani, ama bu da çok yanlış yani bugün çocuklar son imtihanlarını yapamadan ortalama notlar alınarak çocuklara karne ve diplomaları verildi. Bunun evet. sorumlusu kimdir? Sendikadır. Milli Eğitim Bakanlığı değildir, hükümet de değildir. Tabii. Dolayısıyla insanlar neden özel okullara daha fazla yöneliyorlar? Sebebi yine bu sendikalardır. Yani çünkü devam çocuklara eğitim vermiyorlar. Yani almalarına müsaade etmiyorlar. Onu yapmıyorlar, bunu yapmıyorlar. Yani dolayısıyla ülkede bilinçli olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devletine karşı, hükümetine karşı, anavatan Türkiye'ye karşı yürütülen bir muhalefet şekli vardır. Onlar için adada işte Türk askeri çekilecek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti son bulacak, Birleşik Kıbrıs olacak, federalizm olacak. Yani bunlar olmazsa sorun buradan kaynaklanıyor şeklinde bir anlayış tarzları vardır veya fikirleri, ideolojileri vardır. Dolayısıyla bu hep bu yönde hareket ederler. Bu da doğru bir yaklaşım değildir. Bak dünyada emperyalist kültüre yenik düşenler vardır. Kültür emperyalizmi. Kültür işgali, beyin işgali. Maalesef ülkemizde çoğu sivil toplum örgütlerinde, bazı sendikalarda, siyasal parti yapılarımızda da var bunlar. Bir beyinler işgal edilmiştir. Yabancı kültürle, başka fikirlerle, başka düşüncelerle. Bütün fikirlere saygılı oluyorum. Yani bunu anlatırken. Ama işgal şeyini de ben bu şekilde yorumluyorum. Evet. Kültür emperyalizmi. Şimdi Türkiye'yi kalkıp işgalci görüyorlar. Halbuki kendi beyinleridir işgal altında olan. Kendi fikirleri, düşünceleri işgal ürünüdür. Yani Avrupa'dan almışlardır, Amerika'dan almışlardır, başka ülkelerin kültürlerinden almışlardır. Olabilir yani adı Kıbrıs Türk öğretmenler
bilmem ne, ötekinin adı başka olabilir şu şekilde. Adının içinde de Türk vardır ama hiçbir davranışlarında, anlayışlarında Kuzey Kıbrıs Türk, evet, Cumhuriyeti'ni koruma ve yaşatma yoktur. Anavatan Türkiye'ye bir sevgi, saygı yoktur. Sürekli bu tür şeylere muhalif hareketleri vardır. Tabii. Lisan konusunda büyük kayıplar da var. Yani onu görebiliyoruz. Ama Ulusal Birlik Partisi kendisini daha iyi anlatmalı düşüncenize kesinlikle katılıyorum. Evet. Daha iyi anlatabilmeli. Ama o fırsatı da partiyi yönetenler, hükümeti yönetenler vermelidir. Hep ben konuşacağım şeklindeki yaklaşımlar da doğru değildir. Mutlaka partide, evet, bu fırsat verilmelidir. Evet. Yani İşgal herkes ediniz. Herkesi öne çıkarmak lazımdır. Yeteneği, bilgisi, kültürü, evet, iyi olan, konuşma yeteneği iyi olan insanları, anlatım yeteneği iyi olan insanları mutlaka öne çıkarıp halkla bütünleştirmek lazımdır. Halka anlatımı sağlamak lazımdır. Ama bu konularda siyasette çok bencillik vardır. Onu ifade edeyim. Evet. Siyasetteki o bencillik de işte başka sıkıntılar getiriyor, üzüntüler getiriyor. Ama biz yine de tabii ki partimize sahip çıkıyoruz, davamıza sahip çıkıyoruz. Başka bir Ulusal Birlik Partisi yoktur. Evet. Ulusal Birlik Partisi ulusal davayı savunan ana çimentodur. Evet, sandığa katılımda Ulusal Birlik Partilerinde ciddi bir güceniklik veya geri durma oldu ama yani Ulusal Birlik Partililer büyük bir ekseriyetle gidip de başka adaylara oy vermediler. Öyle bir durum da yok yani neticede. Evet. Bu da orta yerde belli. Dolayısıyla Ulusal Birlik Partisi ulusal davaya gönül veren insanlarla nasıl daha barışık hale gelecek, kendini nasıl anlatacak, bunun arayışlarını yapıp bulacaktır diye düşünüyorum. Evet, eminim. İşgal dediğiniz de gazetelerde çıkan bugünkü haber var böyle. Grapsides plajı ile Silver Beach arasındaki bir bölgeyi askeri bölge ilan ettiler. Şimdi bu teyitli midir değil midir tam belli değil ama geçici midir, devamlı mıdır o da belli değil. Çok erken bunun yorumunu yapmak için. Fakat ansızın Grapsides plajında bu 3 kilometrelik yol askeri bölgeye girmek yasak. Fotoğraflarıyla da gösteriyor işte girmek yasak diye. Yani askeri bölgeler mesela şeyi düşünüyorum ben, Alsancak'ta yürüyüş yerini asker verdi. Daha bir sürü yerleri asker aslında boşaltıyor ve kamunun hizmetine verirken böyle bir yasağı sahilde niye yaptı? Belki bir fikriniz vardır diye size sormak istiyorum. Yani ben konuyu şimdi vakıf oldum. Yani sabah gazetelerde öğrendim. Tabii ki bu çözülebilir. Bir sıkıntı varsa askeri yetkililerle bu konu görüşülebilir. Gerek belediye, evet, gerek merkezi hükümet görüşüp bu konuları çözüme kavuşturabilir. Çünkü sizin de ifade ettiğiniz gibi çok askeri bölgeyi biz devlete verdik. Devlet de oraları sivil halka açtı veya belediyelere verdi. Böyle yerler de çok. Hem belediyelere verilen yerler var, hem merkezi hükümete verilen yerler var. Bugün Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi ve Cumhuriyet Meclisi yerleşkesi de askeri bölgeydi. Orada yapılan Millet Camii vardır, Millet Parkı vardır. Buralar hep askeri bölge olarak geçiyordu ama devlet bunları talep etti, hükümet talep etti. Bugün oraları bu tür güzelliklerle dolu olacak. Yani evet, en geç bir yıl içerisinde dolacak, taşacak diye düşünüyorum. Yani millet bahçesine de 25 bin fidan dikilecek, ağaç dikilecek. Bu da büyük bir olaydır. Tabii tabii. O 7 bin, 8 bin tane fidan Türkiye'den getirildi yani şeyler içerisinde, saksılar içerisinde. Ağaçlar, evet, büyük ağaçlar getirildi. Evet. İnşallah bu yılın sonunda veya yeni yılın ilk aylarında bu yerleşkeler de biter yani Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi yerleşkesi biter. Tabii inşallah. Çünkü siz oraları gezdiniz, gördünüz. Ben de çabuk görüyorum yani bu bayağı yol alıyor. Bayağı hızlı ilerliyor yani. Evet. Cumhuriyet Meclisi binaları bayağı yükseldi yani. Tabii. Neticede. Tabii. Cumhurbaşkanlığı binası da hızla yükseliyor orada. Ama Cumhuriyet Meclisi öncelikli oldu bu durumda. Onun karşısında da Millet Parkı var, Millet Camisi vardır. Bunlar hepsi yapılıyor yani. Kütüphaneleri vardır, yürüyüş yolları vardır, park alanları vardır. Fevkalde güzel olacak o bölgede. Evet, inşallah, inşallah. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin özgül ağırlığını artıracaktır. Yani Cumhuriyet Meclisi'nin yeni binası, Cumhurbaşkanlığı yeni binası.
Çünkü eğer bir cumhuriyetsek biz bir ve cumhuriyetimizi sonsuza kadar yaşatacağız iddiasını devam ettiriyorsak, iki ayrı egemenlik, iki ayrı devlet tezini ileriye götürüyorsak bizim özgür ağırlığımızın artması lazımdır. Yani hükümet binaları, devlet binalarının görüntüsü de fevkalde önemlidir. Tabii bilhassa meclise baktığım zaman biz zaten mahkemelik bir binadayız. Yani her an için o Avrupa'da olan mahkemede bir karar çıkarsa Palas Pantres orayı boşaltmak zorunda bile olabiliriz anladığım kadarıyla. Yani belki olmayabilir, boşaltmayız ama sonuçta gündemde ve mahkemelik bir binada biz meclisimiz var. Yani bu olmamalı diye düşünüyorum. Cumhuriyet Meclisi'nin yerleşkesi, şu andaki yerleşkesinin mahkemede olduğunu ben bilmiyorum. Yani öyle yani okuluklarımız öyle. Ben, mahkemelik. Çünkü eski sahibi var orasının. Vardı ama yani orası alındı diye biliniyorum ben. Yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından bir şekilde satın alındı diye biliyorum. Yani oraya birçok ilaveler yapıldı ama yine de Cumhuriyet Meclisi binası olarak kullanımı yetersiz o binaların. Tabii. Oradaki binaların. Bunu muhalefet partisinin milletvekilleri de söylüyor. Hükümetteki partilerin milletvekilleri de söylüyor. Ama gel gör ki ana muhalefet partisinin milletvekilleri gidip protesto ediyorlar. Kepçenin üstüne çıkıyorlar neredeyse milletvekilleri. Bunlar da doğru şeyler değil yani. Neticede. Yani ama biz tabii ki yeni meclis binasına bir an önce taşınmayı bekliyoruz. İnşallah bu sene biter. Evet, bu sene biter diyorsunuz. Bu yılın sonuna biteceğini söylüyorlar ama içine yerleşmek herhalde 2024'e kalır. Peki ancak diğer tarafı yani Cumhurbaşkanlığı... O da beraber bitirecek. Beraber şey yerleşilecek oraya. Yani şimdi Cumhuriyet Meclisi binaları onlar daha hızlı yükseldiler ama arkasından da Cumhurbaşkanlığına binalarının da hızla yükselmesi sağlanacak yani. Evet. Dolayısıyla durum dengelenecek şu anda. Tabii. Cumhuriyet Meclisi binaları biraz daha hızlı yükseldi. Tabii. Ama tabii. Onlarla çok, birlikte yapılacak. Evet, çok böldü yani toplumu bu yerleşke nedense. Çok böldü. Çünkü ihtiyacımız olan bir şeydi. İhtiyacımız olan bir şeydir ama beyinleri işgal altında olanlar farklı şeyler söylemeye çalıştılar. Yok pahalılık vardır, yok o parayı başka okul yapsak, acaba şu yapsak, hastane yapsak o parayla falan. Onu da yapıyor anavatan Türkiye. Yani neticede birçok özel sektörden gelip de okul yapan bir hale hayırlı iş adamlarımız da vardı. Onlara tabii 12 tane yaptılar. Onlara da buradan teşekkür ediyorum. Yani hayırseverlik çok güzel bir şeydir ve dolayısıyla kazançlarının bir kısmını buralara vermeleri, okul yaptırmaları da ayrıca tabii, büyük bir güzelliktir. Tabii. Onun için halkımız adına, Cumhuriyet Meclisi adına onlara da teşekkür ediyorum. Ama Cumhuriyet Meclisi binalarına verilen veya Cumhurbaşkanlığı yerleşkesine verilen tepki bazılarında duygusaldır. Efendim yani orada yapılmasın da okul yapılsın, hastane yapılsın gibi. Ama bazıları bilinçli olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti güzel şeylere kavuşmasın, daha kalıcı hale gelmesin, özgür ağırlığı yükselmesin. Öyleyse vurun abalıya. Yani onların aslında vurmaya çalıştığı binalar değildir. Devlettir, cumhuriyettir, meclistir. Tabii. Şimdi bir de maalesef. Şey var. Siyaset açısından baktığımda, muhalefete baktığımda su getirilir UBP'nin zamanında. Şimdi elektrik connect'te imzalanacak UBP'nin tarafından. İşte yeni meclis açılacak diyelim. İşte o da UBP yapıyor. Belediyeler reformu oldu. Onu da UBP yapıyor. Geçmeyen hal yasası onu da UBP geçiriyor. Şimdi bakıyorum bir sürü artılar biriktiriyor UBP bir taraftan. Diğer tarafta da ben ne zaman yapacağım bir şey ki ben de iyi anılayım şu partide de şunu yaptı diye. Böyle bir dengeye koydum. Belki ne bileyim çok basit tuttum ama buna direkt ne yapsanız artık bence itiraz gelecek. Yani muhalefet tarafından. Sırf siyaset açısından. Onlar da görevlerini yapıyor diyorum. İşte biz halka itirazlarımızı anlatabilsek hep bir ağızdan bu işlerle uğraşsak partimiz bu kadar partilerimiz tarafından bu kadar boykot yemezdik diye düşünüyorum. Değil mi? Hatalarımız da var, o ayrı konu tabii. Yanlışlarımız da var.
Çünkü insana değer vermek lazımdır. Partiliye de değer vermek lazımdır. Hem de nasıl tabii. Ve partililerle muhatap olurken bunlara da hep dikkat etmek tabii lazımdır. Valla muhalefet çalışacağız başardı. Yani biz çalışacağız yani eksiklerimizi görmek ve bunları gidermek demokrasilerde şarttır. Bir sorumluluktur. Yani tabii, bizim tabii sorumluluğumuz. Ama zaman zaman partiler böyle gider. Yani CTP de girdiymişti. Bıyıklılar, bıyıksızlar. Yani kendi dönemine gider. Onlar da açtılar onları. Birlikte oldular. Onlar da bir yükseliştedir şimdi. Belki UBP o... CTP yükselişte değildir. Kabul etmiyorum. Belki ne değil o zaman. Yükseliştedir yani. Yani nerede? Geçenlerinde bir aldığı mühürlerinden 7000'den az daha mühür aldı şimdi. Yani bir milletvekili kızdı ama 7000 mühür daha az aldı. Bu demektir ki CTP'ye geçen defa mühür veren veya oy verenlerin 7000 kişisi CTP'ye bu defa gidip oy vermedi. İşte gitmediler. Yani seçimi lüzumsuz buldular. Belediye de başarılı oldular. Yani onu yabana koyamayız belediye açısından. Belediyelerde de yine UBP'lilerin bölünmesinden kaynaklanan bir... Yine öyle ama işte onlar o bölünmeyi açtılar. Belki UBP'nin yanlış aday göstermesinden kaynaklandı. Belki UBP'liler kendi içlerinde sen mi aday oldun, ben mi aday oldum, o yanlış aday, bu yanlış aday. Bu noktada kendilerini toparlayamadılar. Sonuçta da böyle bir durum çıktı orta yere. Tabii ki biz belediyelerde de başarılı olduk diyemeyiz Ulusal Birlik Partisi olarak. Diyemeyiz ama CTP'de ben çok başarılı oldum diyemez. Evet birkaç tane büyük şehri aldı. Girne'yi, Gazimovsa'yı aldı. CTP teselli olabilecek bir sonuç aldı. Gönyeli'yi kaybetti. Ama Ulusal Birlik Partisi'nin kaybı daha fazla oldu tabii. Her ne kadar evet biz bağımsız adayları destekliyorduk daha önce. Yani İsmail Arter Bey bağımsız adaydı ama biz onu destekliyorduk. Girne evet adayı Nidai Bey o da bağımsız adaydı. Tabii. Biz onu destekliyorduk tabii ama neticede UBP evet destekli belediye başkanlarının da kaybetmesi tabii ki hoş onları olmadı. Onları kazanır gibi gösterdi diyelim. Hoş olmadı ama dolayısıyla biz büyük bir partiyiz ve bu değerlendirmeleri yaptıktan sonra bu işin altından kalkarız diye düşünüyorum. Evet, evet. Çünkü Türkiye ile olan ilişkilerimiz fevkalde iyidir. Yine aynı şekilde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'ne olan bağlılığımız, sadakatimiz, aziz şehitlerimizin hatıralarına, bundan sonraki gençlerimize bırakacağımız emanete karşı çok duyarlıyız. Dolayısıyla biz bu işin içinden çıkarız diye düşünüyorum. Eminim. Evet ve siz de usta bir siyasetçiyi gördüğünüz burada kabul etmem diyor onların ilerlediğini. Haklısınız. Yani sonuçta sizlerin doğrultusunda. Ya istedikleri kadar zafer ilan etsinler. %29.92'lik bir katılımla elde edilen bir sonuç zafer değil. Evet, hiçbir evet parti için. Cılızdı. Doğrudur. Tabii. Cılızdı. Hiçbirinde bir zemin evet olmadı. Evet. Sayın Zorlu Töre çok teşekkür ediyorum zamanınıza. Şimdiden size güzel ve hayırlı bayramlar iyi diliyorum. Bayramlar. Evet. Halkımıza da iyi bayramlar, bütün İslam alemine, büyük Türk milletine iyi bayramlar diliyorum. Amin amin inşallah. Evet Zorlu Töre'yi dinlediniz. Ayrılmayın, Ramazan Gündoğdu bizimle olacak biraz sonra, kısa bir aradan sonra izninizle.